Divan'a hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda Türkiye serverındayız. Altın 4'üm. Kaç puanım var tam olarak hatırlamıyorum. Şöyle bir bakalım. Pike güzel orada. Pike alabilirsem. Aynen. Pike'ı alabildim en azından. Rexa'yı da vardı. Bugün tuhaf bir kompozisyon deneyeceğiz arkadaşlar. Geçen de 3 tane soylu, 2 silahşör onlardan bahsetmiştim. 2 şövalye. O kompozisyondan bahsetmiştim. Güzel olduğundan bahsetmiştim. Çok fazla deneyen yok onu. Hani kısa kompozisyonlardan silahşör korsanı deneyen çok insan var ama bugün bir üçüncüsünü göstereceğim size. En azından göstermeye çalışacağım. Bu kompozisyonda 3 tane hiçlik savaşçısı, 3 hiçlik yaratığı, 3 tane suikastçı yapıyorsunuz. Ve bir tane de ninjanız oluyor. Bunların da kimler olduğunu birazdan göreceğiz zaten. Birazcık şansa ihtiyacınız var tabii ki ama şansa ihtiyacınız olmasa da genelde sizi ilk dörde sokan bir kompozisyon. Tabii buradan item falan düşmesi lazım. Bir altın vermesi lazım oyunun. Bakalım. Muhammed'le beraber oynuyoruz. Şu anda Muhammed Platüç. Efsane şanslı bir şekilde gidiyor. Benim gibi böyle gitmiyor yani. Yapacak bir şey yok buraya. Şimdi ne yapalım? Burada reroll yapmanın bir anlamı yok. Kimi koyacağız buraya? Kimi koyacağız buraya? Seni bir satalım. Şöyle iki tane şövalyemiz olsun bari. Şimdi bize buraya ben niye adam koyamıyorum? Orada adam mı görünüyor acaba şeyde? İlginç. Şu an lag'ı burnumuza vuruyor bizim Türkiye server'ı. Aha, Çin'de oynamayı özledim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Alacağımız adamları hemen sayıyorum. 3 tane hiçlik. Zaten 4 tane hiçlik var. Cho'Gath'ı çıkartın. Rexa'yı lazım bize. Ondan sonra Kassadin lazım. Bir diğeri de Kha'Zix lazım. Bunların ardında ne lazım? Ne lazım? Suikastçımızın ikincisi Pike. Üçüncüsü de Zed. Zaten Zed alınca... Abi şaka gibi ya. Item versene bana. Üçüncüsü de Zed alınca... Bak hala istediğim bir tane adam gelmedi. Zed geldi şu anda. İki tane Zed geldi arka arkaya. Bu biraz fena değil en azından. Yani bir yere kadar tutar. Zed'in iyi yanı Muhammed'deki şansa bakın ya. Muhammed de benim tarza yakın şeylerde gidiyor ama işte adam Lulu'yu ikiledi. Bir de kimdi o? Morde'yi de ikilemiş de Morde'yi şu anda göremiyoruz. Sattı mı? Ne yaptı acaba? Tuhaf. Biz hala ikinciye uğraşıyoruz. Adam bulmaya uğraşıyoruz hala ama bizde öyle bir tık yok. Oha ama ya. Ama yapma artık bu kadarını da. İşte bize bir Rexa'yı lazım şimdi. Tamam bunu en azından bir seviye atlattık. Şunu şöyle koyacağız. İlk büyük adama karşı savaşacağız. Buradan alacağım satacağım bir adam yok gibi. Aslında bu adam 2 olmasaydı ben direkt şeyi Kha'Zix'i ortaya koyardım. 3 tane suikastçım olsun diye. Şu anda karşımda güçlü bir adam var ama şuraları erken kesersek bir şeyler yapabiliriz. Yapabilecek miyiz ama? Akıllardaki soru bu. Pike'ın efsane ultisi. Bize oyunu kazandıran burada Kassadin oldu. Adamın manasını öyle bir kırdı ki oyundan soğuttu resmen. Düşünüyorum şimdi ya. Bir seviye atlayabilirsek 3 suikastçı ile başlayacağım ben. Hadi oyun. Hadi kanka. Ver bana güzel bir şey. Yapma işte böyle şeyler. Tamam bu güzel. Şöyle çıkardık burayı. 3'e döndük. Şimdi buradan istediğimiz Pike geldi ama Pike'ın bir tanesi pek işe yaramaz. Bunu sadece öyle kenara tutacağız. Şimdi o kadar kötü değiliz. Daha bir de şöyle ayırayım. Herkes böyle bir tane adama zıplamasın. Çünkü yanımızda da olacaklar. Belki Kha'Zix burada ayrık hedefe gider. Ayrık hedefe daha fazla vurduğu için böyle bir Muhammed geldi. Muhammed'in durumu nasılmış? Şu anda o kadar güçlü değil. Morde 2 yapmış herhalde ama 2 yaptı diyordu. Şu an avantaj bizde. Güzel. Ay bu ulti olmadı. Ben ulti atabileydim. Çok büyük şans ya. Abi şaka gibi. Ulan tam alacağız. Bizimki ulti atacak öldü. Keko. Neyse ne yapalım. En azından dosta düşmana
düşmanı ölmedik, dostu öldük. Ama üzdü tabii bu. Şimdi bir seviye daha atlayacağız. Seviyeye en azından bunu koyduk şimdi. Bu buradan mana kırsın falan diyerekten. Lucian'ı tabii ki seviye atlatmayacağım ben. Bana bir tane adam lazım. Tamam, bu Zed'in gelmesi güzel oldu. Zed 2 yaptık. Şimdi ben seni satacağım mı? Seni satmayacağım elbette. İçlikten kork. Bu adamı tutacağız burada. Buzul da güzel geldi bu turn. 9 altınlık güzel bir şey. Burada bir tane item'ımız Pyke'da var. Pyke'ın gelmesi lazım. Rek'Sai şu anda biraz gecikti ama Rek'Sai'nin şu 5 turn içinde gelmesi lazım. Hiçlik yaratığı kombosunda öyle tamamlayacağız. O karşıda Rek'Sai var ve adam deli deli şeyler koymuş üzerine. Bakalım. Bu ulti atacak muhtemelen. Attırmayın, attırmayın. Ulan millet ne güzel ultiler atıyor. Adam hayata döndü. Biz hala öyle takılıyoruz işte. Neyse kestik. Mira'nın 100 canı varmış. 100 candan indirdik adamı. Geri 93 candayız. Bir Muhammed'e yenildik. O biraz kötü oldu. Ona mı yenildik acaba? 7 can vurdu ama. Şimdi bana ihtiyacım olan ne var burada? Zed var. Zed'e mi gitsek, item'a mı gitsek? Bana ne kalırsa gerçi. Zed kalırsa Zed'e gideriz. Kılıç gidebiliriz. Birçok şeye gidebiliriz ya. Bu kompozisyonun eksik yanı çok fazla yok. Item konusundan hangisi gelse böyle bir şeyler yapabiliyorsunuz. İki tane biraz daha az şey var. Şu item ve şu item. Şu ikisi. Ben şu an Zed'e gidiyor gibiyim. Zed'e mi gidiyoruz? Hadi Zed'e gittik. Yani bu da olabilirdi. Ama almadık. Özellikle Pyke'a güzel bir item verebilirdik onu alınca. Neyse. Şimdi başlıyoruz. Bakalım bakalım tekrardan uzun bir seriye gireceğiz burada. Refreshledik. Antin Kuntin adamlar yine. Yine refreshledik. Şöyle. Rek'Sai nerede kaldı ya? Bir Pyke, bir Rek'Sai, bir Pyke, bir Rek'Sai. Şu anda bu gereksiz, bu gereksiz, bu gereksiz. Hani tabii ki 3 olmak adına güzel ama hani en azından önemli olan bir Rek'Sai ve şunun 2 seviye yapmamız. Peri geldi. Peri'nin 93 canı varmış. 4 adam var. Oy. Şene çok da mantıklı bir item olarak düşünmüyorum ben onu ama. Lütfen Şene vurmayın çok fazla. Şu adamları kesin, ondan sonra Şene dönün. Güzel, 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 güzel. Hadi, 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 hadi. Çok iyi kanki. Tamam, bunu da alırız herhalde. Aynen aldık. Fena durumda değiliz şu anda ama düşecek potansiyeldeyiz yani. Millet birkaç tane 2 seviye yaptığı anda biz düşebiliriz. O yüzden biraz daha şans lazım. Rek'Sai'yi bulabildik en azından. Rek'Sai'yi bir kenarda tutacağız. 3 turn sonra onu kullanabilecek potansiyele ulaşacağız. Refresh. Pyke. Nihayet Pyke. Tamam, bunlar böyle dursun. Güzel, şu anda memnunum. O tek kötü yan ne? Şu ana kadar item düşmedi. Hani normal olarak bir yerden item düşmedi. Şu itemle başladık. Güzel. Bu item'ı da şu anda kullanamıyoruz. Millet... Yani item alır kullanmaz, sonrayı bekler. Bende öyle bir durum yok. Direkt itemsiz oynuyorum. Bu arada küçük bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer Instagram hesabımı takip etmiyorsanız takip etmenizi öneririm. Özellikle hikayelerle yakından ilgiliyseniz. Her hafta bu hafta hangi adamların, hangi şampiyonların hikayesini anlatayım diye bir şey yapıyorum. Ne denir? Bir oylama yapıyorum. Oradan da siz de oylamaya katılabilirsiniz. Ve kanalın gidişatına da oradan etki edebilirsiniz. Bu şampiyon hikayesini anlatın, bu şampiyon hikayesini anlat diyerekten, oylama sonucuna katılaraktan. 3 turn kaldı. Bunu pek saymayalım zaten. Ama Rek'Sai'yi de o zamana kadar 2 yapabilsem ben sevinirim. Bir şeyler geldi mi? Bir tane daha bundan geldi. 4, 7, 8, 9 yapıyor. Bir tane daha şundan alalım. Sen şuraya, sen şuraya. Sen burada duracaksın ama biraz öleceksin gibi. Burada öleceğimi pek sanmıyorum ben. En azından şunu çok hızlı indireceğimizi düşünerekten. Muhammed'e bir bakalım. 3 seviye yapabildiği var mı? O da şu anda şanssız gidiyor gibi. Tuhaf bir kompozisyon deniyor sanki. Aynen, şu an ne yaptığı konusunda hiçbir fikrim yok. Biraz garip garip dağıldı burada hasarlar. Yani neden bizimki oraya gitti? Şunu kestik. Bunu da dondurduk, kestik. Hadi bir item. Bir item daha verir misin bize? Şuna bir en azından Guinso.
Guinsoo en baş item değil ama eğer bir de Shojin falan kasarsanız Guinsoo ile çok iyi tetekleniyor. Çünkü ilk ulti attıktan sonra her vuruşta %15 size mana getiriyor ve Guinsoo direkt hızlandırdığı için size ulti hızlandırma, ulti hızlandırma falan derken böyle yardırıyorsunuz. Bir turn kaldı arkadaşlar Rexa'yı. Ondan sonra 5'lik kombomuz gelecek. Onun arkasından biraz küçük güçsüzleşeceksiniz. Buzul dövüşçü Voli alsak mı? Ne diyorsunuz 6. adam için ama ben şu anda paramı harcamak istemiyorum ona. O yüzden almayacağım. O abi Voli ne geldin be Voli? Allah Allah adama bak. Şöyle yaptık. Şimdi buradan tamam. Arkada bir iki seviyemiz daha oldu. Hiç gelmeyen adam bir anda böyle patladı. 6 tane oldu. 3 tane daha eksik. Meg 28. Şu anda çok altta. Oy bayağı güçsüz bir takım varmış ya. Burayı direkt yalan ederiz diye tahmin ediyorum ben. Böyle bizi yenebilecek bir durumu yok. Ki zaten kimseyi stunlayamadım sen. Şimdi bu Keko dönmeye başlayacak. Ben bunu stunlayamam belki. Stunladım. Tamam güzel. Hoş. Dın 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 dın. Gerçek hasar çok önemli. Bu takımda tabii ki Pyke gibi önemli bir şampiyonuz var. Zed ninja bonusu aldığı için önemli ama en önemli şampiyonlardan bir tanesi bütün komboları neredeyse paylaştığı için Kha'Zix gerçek hasar vuruyor. Ve çok fazla hasar vuruyor özellikle tek kalmışlara. O yüzden çok yararlı. Şimdi buradan bir şey çıkmadı. Buradan bir şey Zed var. Şu Rexa'yı şuraya koyalım. Zed geldi. Zed'in şu ikisini değiştireceğim. Bunda en azından item var diyerekten. Şöyle tutalım biraz buraları. Eğer oldu da Kha'Zix'i veya Rexa'yı eğer arkadaşlar 3 yapamadıysanız veya çok uzaksanız Cho'Gath geldiğinde Rexa'yı veya bunu atabilirsiniz. Çünkü ikisi de bu kompozisyonu sadece hiçlik özelliğiyle destek verebiliyor. Diğer özellikleri o kadar baskın değil. Biraz ölüyoruz gibi biz. Biz biraz öldük gibi sanki ama. Aynen biz biraz öldük gibi. Serimiz sona erdi burada. Peri bizi bayağı kesti. Nasıl bu kadar kesti bilmiyorum. Sanıyorum Darius çok fazla yalan etti. Şimdi buradan bizim istediğimiz bir şeyler var mı? Yok. Abi bu adam ne gel? Bunu 3 seviye yapardık resmen ya. Ben böyle şans biraz tuhaf geliyor bana. Seni 3 yapmayacağım. 2 yapmayacağım. Şunu aldık. Şunu aldık. Güzel. Arkamız bayağı doldu bu taraf. Hala da geliyor. Her refreshte bir tane var neredeyse. Şu an ama en önemlisi bize Rexa'yı. 3'e yaklaşıyoruz. Ben memnunum. Biraz daha oyunun biraz daha arka seviyelerine geldiğimizde kardeş iyi para kasıyordur yani. O kadar da üzülmeye gerek yok. Kazanabileceğiz mi burayı? Hadi. Ölme. Cık. Hayda. Onu keseydim bari biraz az hasar yeseydik. Neyse o kadar sorun değil. Şu anda gerçekten o kadar sorun değil arkadaşlar. Buradan bir tane adam seçebilsek bunlardan bir tanesi. Ben çok memnun olurum. 3'e çok yaklaştık. Hangi birinden 3 tane bulursak 3 olacak. Belki de aşama 4 civarında 4 tane 3 seviye adamımız olacak. Zaten bu o kompozisyon dolayı 5 kişiyle savaşıyorsunuz. Ama bu 5 kişiyle savaşırken de çok fazla sıkıntı çıkartabiliyorsunuz. Burada benim ihtiyacım olan adam hiçbir tanesi işime yaramıyor. Kılıç var mı? Kılıç Akali'nin üzerinde var. Akali'yi almazlarsa. Alacaksın mı Akali'yi sen? Akali'yi almadı. Ben Akali'ye doğru gidiyorum. Akali'nin hem satacağız parasını alacağız. 4 altın, 2 altından, 3 altından daha iyidir. Hem de item'ini alacağız. Muhtemelen de Kha'Zix'e vereceğim ben. O item'ı. Böyle de adamlar var işte. Aynen Kha'Zix'e vermek biraz daha mantıklı olabilir. Gerçi şeye de vermek olabilir. Bizim bu cengaveri. Abi sen Voli neyin peşindesin ya Allah aşkına. Nedir yani bu sendeki olay? Bak. Şekilsiz dengesiz adam ya.
Birçok kez dövüşçü kombosu denedik arkadaşlar. Denedim yani ben. Hani hiçbirinde neredeyse volley gelmedi. Buzul kombosu denedim. Buzul benim birkaç tane carry'niz oluyordu. Anivia var, o var, bir de Ash var. Volley var ve Ash var. Ben volley geldiğini bu kadar sık hatırlamıyorum. Bu tamamen şanslık. 3 seviye adamın bu kadar fazla gelmesi ayrı bir tuhaflık. Burada burayı kestik. Onu kestik. Kesememişiz gerçi. Ben bir an burada ulti patlattığını düşününce kesti falan demiştim. Onu alsaydın, dövseydin. Bu item'ı tamamen bu 3 olacak adama göre yapacağım. Hala hasar yiyoruz ama o kadar önemli değil. Çünkü bizim arkadan gelen çok büyük bir kuvvet var. Ya yeter ama ya. Yeter volley. Bir tane daha lazım. Refreshlemeyeceğim çünkü gelse bile bir altın satıp alabileceğim bir adam yok. O yüzden gereksiz. Bu item tabii ki Pyke'da çok daha iş yapıyor. Çünkü hani gerçek hasar vuruyor. Bu şeye takılmıyor. Hani herhangi bir hasara takılmıyor. Ama bunu verdiğinizde Pyke'a yapabileceğiniz iki tane item oluyor. Ya Hextech yapabiliyorsunuz. Hextech silah kılıç ya da şeye gidiyorsunuz. Nedir o? Bu inso değil de nedir ya o? Şu mavi item. Yeşil item. Neyse adı aklıma gelmedi. Burayı aldık ama herhalde. Aynen. O adam kaçıncıymış? Şu anda 4. sırada. 3. sıraya ilerledi. Yenilmesine rağmen. Hani bir Pyke gelse şu anda çok sevinirim. Kurtlar mı? Oy tamam, Pyke geldi. Direkt burayı da ben kılıcı da oraya verdim. Şimdi bunları satsak bir şeyler yapabiliyor muyuz? Şu anda satmanın bir anlamı yok. Burada bir savaşalım, kapışalım. Rek'Sai'nin 2 olması lazım ama Rek'Sai'ye çok üzülmüyorum. Eğer gerçekten oldu da çok at gelirse Rek'Sai'yi direkt atacağız dışarı. Kasadini tutacağız herhalde. Şu anda Pyke çok tehlikeli bir adam oldu. Ona itemları vermek lazım. Ya Shojin kasacağız ya da o işte Hextech Gunblade. Bundan bir tanesi herhalde o item'ı yaptırır artık değil mi? 4 tane item çıktı. Bir tanesi istediğimiz yere ulaştırmıyor bizi ya. Kılıç ustası oluyor bu. Bu da şövalye oluyor. Bombardıman topu da çok kötü. İlahların kılıcı düşünmek lazım ya şu anda. Hayalet dansçı bu adama da çok mantıklı olmaz. Koruyucu melek. Suikastçı. Suikastçı 6'ya mı gitsem acaba falan diye düşünüyorum da şu anda. Bir ulti daha patlatar mısın? Güzel hasar. Ama bu kadar da kaldı herhalde. Bu Konyalı adam bayağı güçlenmiş şu anda. Seni de satalım. Düşünmem lazım. 4 tane, 5 tane, 6 tane suikastçı yapar mıyız? Bir buradan alırız. Ama diğerlerine gitmek için bayağı geç kaldık. O yüzden sanıyorum spatulayı ben bir başka spatulayla birleştirmek için kullanacağım. Başka amaçlar için değil. Pek sayı 2 olmak üzere. Abi. Bir tane kaldı. Bu adam hala gelmeye devam ediyor. Buradan bir şey alamadık. Biz sana ben bunu vereceğim. Sana da bunu vermek istemiyorum. Bunu ben sana vereceğim ama. Bunu ne yapsak ya? İlahların kılıcı yapsak mı? Sonuçta assassin ama. Bu item çöpe gitsin istemiyorum ben. Neyse bunu bir süre tutalım ya. Bir süre tutalım bakalım. Nelere kullanacağımıza karar veririz sonra. Tamam, Konyalı biraz önce bizi yok etmişti. Şimdi gayet güzel bir sonuç aldık ama. Hayalet olduğu için sanıyorum. Sanıyorum, emin değilim arkadaşlar ama hayaletlerin ben çoğunu yeniyorum. Bu muhtemelen hayaletlerin daha güçsüz olduğu anlamına gelebilir. Belki kombolardan yararlanamıyorlardır. Kim bilir, komboları kapalıdır belki. Ya da %20-30 güçsüz de olabilirler.
Emin değilim. Bu konuda çok şiddetli şeylerim var. Düşüncelerim var. Hayda. Bir şey çıkmadı. Ya bir bundan ya bir bundan istiyorum şu anda ama o da uzun süredir gelmiyor. Nişancı yayın, iki tane nişancı yayı verdiğinizde kasetin çok güçleniyor ama kasetin 3 olsaydı ben bu riske girerdim. Şimdi takımın kerileri o kasetin değil yani. Takımın kerisi kasetin değil, o yüzden güzelim nişancı yayında harcamak istemedim. Eğer bu item'ı geliştirebilirsem bir diğer nişancı yayını yine Pyke'a verebilirim. Daha hızlı Guinso yükü toplasın diye. Muhammed geldi. Muhammed bayağı güçsüze benziyor. Kanka bir... Takım nasıl dedi ama kesti neredeyse. Alır mıyız? Bu adam bizi keser mi? Ben hızlanıyorum sürekli. Aynen kestik. Şimdi şöyle dördüncü sıradayız biz. Muhammed'in kompozisyonu nasıl bir şey acaba? Güzel itemlar var. Bana bir tane şu ikisinden bir tanesi lazım. Çoğu da olabilir. Eğer alamazsak bu ikisinden birini direkt çoğuya gideceğim. Aa, burada da bir başka güzel item var. Direkt buna da gidebiliriz aslında da. Aynen ben Cho'Gath'ı elbet bir yerde buluruz ama bu item iki item'a bedel. O yüzden bunu vermek olmaz. Şu an sanıyorum VPN bağlantım gitti arkadaşlar. Türkiye serverında oynamanın benim için bedeli. Birçok insan istiyor diye bunu oynuyorum ama Çin'de her şey yasaklı. Devlet destekli yasaklar, devletin desteklediği şeyler, YouTube, Facebook, Instagram, Skype, WhatsApp, aklınıza ne gelirse yasaklı burada. Türk sitelerine, şu sitelere, bu sitelere falan hiçbir şey giremiyorsunuz. Ve bunlara girmek için VPN kullanmak zorundasınız. Oyun bile oynayamıyorsunuz yani. O kadar saçma bir sistem var bu ülkede. Neyse ki şu anda VPN geldi ama bak, bug'a bak. Adamın üzerinde iki tane item var gibi görünüyor. Keşke öyle bir şey olsaydı. Önce refreshleri yapalım da. Tamam, bunu ben kime vereceğim? Sana mı versem bunu ben? Sana versem sanıyorum daha mantıklı olur ya. Spatula var hala burada. Durum fena değil. Benim bağlantı yine mi gitti acaba diye düşündüm. Sadece bir yavaşlama oldu herhalde. Bu periyi şu anda bir yalan ettik gibi biz. Ama bakmak lazım. Aynen aldık burayı. Güzel. Şu an takımımız fena değil. Sen de şuraya gel. Şimdi iki tane kasetin lazım. İki tane Zed lazım. Ben şu an çok memnunum ya takımdan. Bu takımın olayı zaten arkadaşlar erken seviyede 3 seviyeye ulaştırmak. Ben birazcık geç bile kaldım. 4'ün sonuna geldik. Hala 2 kişideyim. Ya bu biraz daha anlaşılabilir bir şey. Korsan, dövüşçü, büyücü. Gidilebilecek yerlerden bir tanesi büyücü. O zaman ben bu büyücüyü bulduysam bir kullanabilirim buradan. Dadın dadın dadın. Zed geldi. Zed'i alalım, kaçırmayalım. Bombardıman topu bu adam ulti atamayacağı için çok kötü yani. Uzaktan vuracak millete. O yüzden çok hoş olmayacak. Rex'i de 2 yaptı. Pyke'ı da 2 yaptı ki neyse ki ben Pyke'ı üçlemiştim çoktan. O adam bir yalan ediyor ortalığı. Oy, bizimki ama çok daha fena oldu. Yani Miran'ı biz yok ettik. Çok iyi. Onda canı çok az kaldı şu anda. 10 canda. Şimdi burada keskin gagalara karşı savaş yapacağız. Buradan düşecek itemlar çok önemli. Eğer bir ihtimal bir adam daha koyabiliyor olursak 3 tane şeye gidebiliriz. Büyücüye gidebiliriz. O çok 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 yardımcı olur bize. Bu aslında onlardan bir tanesi bu olabilirdi ama. Lulu fena herhalde. Muhammed'in Lulu'su olabilir. Buradan bize bir şey gelmedi. Ben 6 seviye mi oldum? Ne ara oldum? Pardon, bu benim hatam. Ben bunu görmemişim. Dikkat bile etmemişim. Tamam, o zaman böyle yapacağız. Bu tamamen benim hatam. Allah'tan yenmişim bir de. Saçma bir garen şeyiyle girmişiz oraya.
Şu anda iki tane yüksek seviye ninjamız var. Yani iki tane ninja bonusundan yararlanan Z'imiz var. Kasedinden şundan bundan çok daha yararlı burada. 1, 4, 5, 6, 7, 8 oluyor. Bunu satmamız lazım fazla altın faiz almak için. Güzel. Burada herkesi stunlayan bir yine deli bir parkımız var. Hasarı zaten efsane. Şimdi biz bunu yaparsak Zeki oluyor. Ben Zeki istemiyorum. Shojin oldu. Nihayet 3 item'e ulaştırdık adamı. Ve Shojin ne oldu bu item? Haşmetli Hydra. Kırmızı güçlendirme sana olmaz. Zed bir tane daha geldi. Zed. Bir tane Zed'imiz, bir tane de buna ihtiyacımız var. İkisinden birinin gelmesi lazım şu anda. Düşmek ne demekmiş görecekler. Yok o da gelmedi. Nişancıyı. Sana kırmızı güçlendirme vermek istemiyorum ya ben. Bu takım da biraz tehlikeli diyebilecektim Cho'Gath'ı gördüğüm için ama bakalım. Bakalım 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 arkadaşlar neler olacak. Şimdilik bir fena değil gibi sanki diyeceğim ama tamam bu stun güzel oldu. Hala birilerini indirmeye çalışıyoruz. Bir yalan olduğum gibi aynen. Muhammed yine yendi bizi. Oğlum bu adam ne zaman karşıma gelse beni yeniyor ya. Benim antim gibi boyun iki kere mi karşılaştım? Üç kere mi karşılaştım? Hepsinde yenildim herhalde. Şu spatula'ya bakalım. Birinde de buzul oluyor. Buzula hiç ihtiyacım yok. Ama biraz daha direneceğiz. Bunu 3 yapabildik. Şimdi bir de kasetine ihtiyacımız var. Hayalet dansçı versek mi? Haşmetli Hydra versek mi? Al hadi ya al. Sen hızlı hızlı vur yeter ki kanki. Şimdi bu 3 seviye olanlar... Ay ben yine unuttum bak bunu ya. Öbür adam 3 seviye olunca bir tanesi gitti. Keko gibi giden adama da bak. Yine bak yine Muhammed geldi ama biz biraz daha güçlü geldik. Bakalım bu sefer bir şeyler yapabileceğiz mi? Bu sefer aldık gibi sanki. Bakalım. Burada etrafına dizildik adamın. Abi bu adam, bu Lulu neyin peşinde? Ay neyse ki aldık. Bir kişi eksik oynadım yine. Bu ikinci kez aynı hatayı yapıyorum. Şimdi bir büyücü daha buradan. İki büyücü. Bir bunu koysak. Bir de birazdan seviye atlayıp onu koysak. Yordle çok eksik kalır. Güzel olmaz. Sanıyorum şey daha iyi ya. Bu adam daha iyi. Şunu almak istiyorum ben ya. En azından bir tane Kyle'ımız var. Belki bir ulti atar da birini hayat tutar. Bu adam kaç canı var? 27 canı var. Güzel. Çok güzel stun. Çok güzel stun. Ama şu adam bir sıkıntı. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Alacağız herhalde. Burayı alacağız gibi. Tek kenara sıkıştığı için kötü sadece. Ama direkt yok oldu zaten. Aslında bunu suikastçı falan mı yapsak? Fazla mazlı vur ama suikastçıya gerek yok ya bu adama. Hani şununla falan bir yerden kullansak falan diye düşündüm de. Bu adama büyücü yapsak olur yani. Aynen. Aynen aynen hızlı hızlı deli gibi skill atar. Şimdi ben ikinci sıradayım. Item var mı? Item yok. İstediğim biri var mı? Benim hareket bile etmiyor şu anda. Kimi alsak? Abi bak Vayne'i alacağım ben ona sinirleneceğim. Neyse Vayne'i aldık en azından. Satarız. 5 kişiyiz. Herkesin de canı çok yakın birbirine. Ben neredeyim yala? Ya iblis. İki iblis oluyor. Oy bu adamdan bir tane daha geldi. Bunu iki seviye yapar mıyız acaba bir ihtimal? Böyle bir bal mal olur mu acaba? Bundan bir tane daha geldi de. Ne diyorsunuz? İblis mi yapsak iki tane?
şey yerine, büyücü yerine. Sanıyorum daha mantıklı olur ya. Şunu da aldık böyle. Kim geldi? Bu adam bayağı bir sıkıntı gibi. Oy, Pyke'dan efsane bir ulti geldi. Çok 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 efsane bir ulti geldi gerçekten. Burada bunu aldık, orada bunu aldık, burada da bunu aldık. Bu adama güzel bir hasar verdik. Spatula hala bekliyor bizde ya. Biraz önce bakmadım gerçi ben, spatula var mıydı, yok muydu acaba? Varsa onu almam lazımdı aslında. Şövalye istemiyoruz. Her yerde şövalye dolmuş. Bir tane şövalyem var benim şu an. Wally hala gelmeye devam ediyor. Oyun bitti. Buradan istediğimiz biri yok. Wally hala gelmeye devam ediyor. Wally hala gelmeye devam ediyor. Oyun boyu 15 oldu herhalde. Şövalye, şövalye. Şövalye bir bu adam da var. İster miyiz biz bu adamları şövalye vermek? Yoksa çok mu boşa gitmiş olur? Sırf 2 kişiye şövalye verdik ki 15 az hasar yiyecekler aslında. O kadar kötü bir durum değil. Şu anda peri geldi karşımıza. Bakalım. Biz böyle bir arkaya doğru zıplayacağız. Kyle'ı mı çekti? Kimi çekti? Bir ulti atarsa kurtulur ama kurtulamadı. Güzel. 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 Bir ulti daha atar mısın sen? Oy. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Burada biraz sıkıntı oldu. Aynen. Sıkıntı oldu bu adamın şey yapması. Keser misin? Tek başına... Tek başına adam. Kesemeyeceğim herhalde ya. Aynen. Sona kalması bu adamın bayağı kötüydü. Şimdi. Abi Wally, Wally ne Biden be Wally. Ne Biden be Wally. Bir tane kasedin ne kadar harika olurdu ya. Şimdi Kyle'ın yerine acaba gerçekten Swain alsam ne kadar işe yarar? Bu adam büyücü oluyor hatta direkt ya. İki büyücü, üçüncü de büyücü buradan geliyor. Seviye atlamam sanıyorum, ben şu anda seviye atacağım. Bütün paramı oraya vereceğim. Orayı bir yalan etmenin peşine düşeceğim. Tamam. Buna tanklardan birine verelim. Tanklardan biri kim açıkçası bilmiyorum. Belki Zed'e vermek daha mantıklı olabilir şu anda. Da Kha'Zix'e de verebiliriz. Aynen, Kha'Zix'e de verelim. Kha'Zix yaşasın ya. Bundan sonra zaten item bulmamız çok zor olacak arkadaşlar. Ta buraya gidersek bir tane. O yüzden güçlü adamlara vermek daha mantıklı. Tabii normalde şeye vermek Rek'Sai'ye çok daha iyi olurdu ama Rek'Sai'ye veremeyiz. O yüzden ben Kha'Zix'e vereceğim. ...12. Bir sonraki turn'de seviye atlayacağız. Şöyle koyalım bu adamı. Poppy 3 oldu. Oy, o adam ne gidiyor? Kimdi o adam? Kartap ya. Bizim karşımıza mı geldi? Yok. Ha, bu bizi biraz önce kesen adam. Şanslı bir şeyler yapmamız lazım. Kimi çekecek bu? Aynen, bizim şeyi çekti. Ölür mü bu? Biraz hayatta birileri tutsa bunu, bir ultisini patlatsa. Tamam, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Orada deli gibi yaşattı adama. Tamam, burada tek başına bir şey yapmasının imkanı yok. Tamam, güzel hasar. Ay ay. Tamam, şimdi seviye de atlayacağız. Bir de iki seviye yapabilseydim ben şeyi. Bizim adamı Kyle'a sattık. Kyle geldi ya. Abi sen bir duracaksın mı artık Wally? Wally bir duracaksın mı sen? 3 büyücü olduk buradan da. Bir Rek'Sai geldi. Oo, wow, wow, wow. Tamam, Rek'Sai zaten 3 olmaz diye düşündüm. Swain'i 2 yaptık. Bu bize çok fazla avantaj sağlayacak. Kimi çekerler emin değilim orada. Yine adam, aynı adam geldi. Ay ay. Onda güçlendirme olmamış. Bakalım, şu an Swain'in hala ayakta kalması lazım. Swain'in ölmemesi lazım. Swain'in bir şeyler yapması lazım. Swain patlatacak ultiyi şimdi. Patlatacak da bir kişiye patlattı sadece. Ama patlatmasa bile zaten adamın hayaleti gelmiş ya. Ben ona bakmadım bile. Lütfen kasedin ya. Lütfen bir tane kasedin. Early'ci bir takıma, yani late'e kalmak çok sıkıntı ama en azından late'e kaldırtıyor yani bu takım sizi.
yaptığınız 3 seviyelerle, şunlarla bunlarla buraya ulaşırım diye tahmin ediyorum. Şu anda bana 36 vurabilecek adam yok bu oyunda. Çok at alacağım. Hatta gerekirse satacağım bile şeyi, Rexa'yı. Ama şimdilik öyle bir şeye gerek yok. En son hasarı kim vermiş? Bu adamıza 3 item çok fazla veriyor. Biraz da işlevsel Pyke. Aslında Pyke'ın bu item belki daha da iyi olabilirdi şu ikisinde. Sen zıplayacaksın zaten. Burada durmanın senin için bir zararı yok. Bakalım kim gelecek? 12 canı olan adam. Poppy'sin 1-3 yapmıştı. O adam öldü herhalde, Poppy 3 yapan. Gerçi belki o da Muhammed'di, bilmiyorum. Değildi ya da. Güzel, güzel, güzel. Fena hasar değil. Tamam, buradan zaten daha vermeyiz. Şu hasara bak ya, nasıl yalan ediyor milleti. 3779 vurdu, öldü. 3 kişi kaldık. Güzel bir yerde ulti attı da Swain, oradan kimsenin çıkma şansı yok. Bir sonraki adam, ben böyle Katarina veya şey bekliyorum, belki olabilir. Draven. Burada bana item, bana son kalacak ama ben ne alsam? İstediğim bir adam var mı? Tank kasmak istiyorum açıkçası ben biraz. Abi bak bak, lag'a bak, look'a bak. Allah bilir ne verdi bize ya. Neyse, ne yapalım. Bunun lanetli kılıç oluyor. Kılıç kıran oluyor. Güzel oluyor da. Sanıyorum Swain'i hayat tutmak için ben şey yapacağım. Buradaki bütün paraları buna vereceğim. Kyle geldi. Kyle'a gerek yok. Ama alalım, yine bir kenarda bir dursun. İhtiyacımız olan bir şey yok. Başka bir şey yok. Draven geldi. Oldu da bir adam daha atlarsak diye düşünüyorum. Hani onu koyarsak Swain çok fazla vuracak veya Draven çok fazla vuracak. Muhammed geldi. Çok da güzel vurduk. Oy 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 oy. Yine yalan ettik burayı. Aynen. Güzel arkadaşlar. Şu ana kadar kompozisyon fena değil. Güzel yerlerde güzel hamleler de yaptığımızı düşünüyorum. Sadece iki kere ben oyun başlarında 6 levelken şeyi unuttum. O biraz kötü oldu. Bunu da aldık. Rexa ile değiştireceğiz eğer bir daha gelirse. Oo, çok güzel. Nihayet 3 seviye oldu bu adamda. Nihayet. Harika. Şimdi ihtiyacımız olan ne? Ya bundan bir tane ya bundan bir tane. Onun dışında çok fazla bir şey yok. Aslında bu seviyede bile belki koyabilirim ben Cho'Gath'ı şeyin yerine ama emin de değilim. Direkt çat diye ölürse diye korkuyorum. Ama değiştireceğim herhalde ya. Çünkü bu adamın böyle bir işlevselliği yok ama Cho'Gath bir ulti atarsa yalan eder. Muhammed de yalan oldu. Biz de son şeye kaldık. Son şeye kalmamış. Zaten direkt bitmiş oyun. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Hemen buradan konuşalım. Oyun sonu şeylerine bakalım eğer açılırsa. Belki lig atlamışımdır. Muhtemelen 6-3 oldum. Yavaş yavaş seviye atlıyorum. Bir Çin'de bir burada. Çin'deki şu anda 6-4 ben bu videoyu çekerken. Buradaki de 6-3 oldu. Bu kompozisyon geçen kompozisyona da aynısıydı. Erken oyunda çok güçlü oluyor. Ama late'te de bir şeyler yapabiliyorsunuz. O yüzden artık bence şu anda meta daha balance diyorum şey. Denge gelmeden size söyleyebileceğim şey, yapmanız gereken şey erken seviyede bütün paranızı harcamak. Hani onun daha dediğim gibi tam dengesi gelmedi. Para biriktirmek tabii ki güzel ama şu anda çok daha fazla işe yarıyor bu. Erken seviyede para harcayıp bazı adamlarınızı 3'e getirmek. Millet daha güzel bir şeyler bulamadan 3-4 kişi eleniyor zaten. Siz en azından ilk 4'e kalıyorsunuz. Lig atlamak için birebir her oyunu kazanacaksınız diye bir şey yok ama çoğu oyunda size çok çok fazla geri dönüşü oluyor bunun. Oyun sonu şeyi gelecek mi? Ekranı gelecek mi? Oyun hala devam ediyor diyor. Biz videoyu burada sonlandıralım. 6-3 oldu. Yani terfi etti mesajı da geldi. Videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Çana da tıklayabilirsiniz videolardan haberdar olmak istiyorsanız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.